Ne oluyor? Sanki zaten bana göre Nefise oturmuş yanına gelecek olan bir erkek yarışmacıyı bekliyor. Ya bu kadar erkeğin arasında Nefise bir kadın olarak evet ayrıca bir sıyrılıyor. Hani kadının fendi diyoruz ya ama kız da kara sepeti değil. Sonuçta çatı hepsini yeniyor, üç tane kolye almış, kendi istediği gibi insanları potaya sokmuş. Yani oy için de gerekli sebepleri de var Nefise. Geçen sene Nagihan niye finale gidemedi sence o zaman? Bunu Nagihan'a sormak lazım. İşte o zaman senin dediğinde Nefise'ye sormak lazım. Ama yani Nagihan ben sana yorumunu soruyorum mesela. Nagihan'ın e, rakipleriyle... Yani sen burada buradaki, şimdi Nefise'yi söylüyorsan Nagihan için de bir yorumun vardır o yüzden Nagihan'ın rakipleriyle Nefise'nin rakiplerini şu an bir tutamam. Nagihan'ın rakipleri Ayşe, e, e, Nisa, Batuhan, Adem. Dört tane SMS canavarı var orada. E Nagihan oradan SMS'i düşük çıktı ama buraya baktığımda Nefisenin yanında SMS canavarları göremiyorum ben. E, Benim düşüncem Nagihan All-Star'da finale ah, kalmış hazır. bir SMS, SMS canavarıdır <laughs> o da yani. Ne zamandı? Sizin da eski mi? 2010 eski derken böyle yaparken 2018 yani. Tamam da 2018'in üzerinden çok sular aktı. Aksi ne olacak? Nagihan her zaman tamam Nagihan'dır. İşte her, ekip her zaman kimle Nagehan'dır gitti, da, gidiyorsan Adem var yani yanında. Beraber gittiğin ekip de çok değiştiriyor e, tabii. Survivor tabi, hikayeni Ondan istemez. bir yıl önce yarışmış Taze Kan Ayşe var. Ondan bir yıl önce pandemide yarışmış bir Nisa var. Ondan önce All Star'da şampiyon olmuş bir Adem var. E buna gücü yetmedi Nagihan'ın. SMS olarak gücü yenmedi. Yetmedi. Parkurda hepsini paspas eder. O ayrı bir konu. O zaman senin dediler şunu çıkarıyorum. Nagihan zaman Nagihan'dır. Diyelim iki sene sonra bir All Star olsa... Nefise'nin hiçbir şansı yok, doğru mu? Onun yanına kimle şimdi Nefise? E tam demin dediğin yanına... SMS canavarları evet, olacak muhtemelen. Evet. Ayşe olacak, Batuhan olacak. Çok zor işi. Adem olacak. Evet, evet. Batuhan'ın yanında çok zor işi. Nisan'ın yanında çok zor işi. Adem'in yanında çok ben zor işi. Ben şunu soruyorum. Doğru. Nagi, Nagihan'dan daha doğru işler mi yaptı Nefise? Onu soruyorum. Hayır. Ama Nagihan şimdi Nagihan'ın çok daha uzun bir Survivor kariyeri var. Yani şimdi senesine göre de bağlı. Nagihan bir senede belki çok yanlışlar yaptıysa bir senede de Nagihan kendisini çok güzel toparladı. Dediğin gibi Nagihan hep Nagihan'dır. <laughs> Anladın mı? Nagihan üç kere katıldı. Belki ileride All Star olursa Survivor'ı seven bir kadın o. Bir daha da katılabilir. Sonra bir daha da katılır. Nagihan'ın sağ solu belli olmaz. Diyelim ki Nagihan iki sene sonra All Star'a geldi. Olabilir var. Sen de burada yorumcusun. Evet. Nagihan o zaman 41 yaşında olacak. Nagihan'a teyze diyecek misin? Tövbe tövbe. 40 yaş üstüne teyze <laughs> diyordun Sen ya. Ben diyemem, Ama 40 yaş üstü teyzeler <laughs> diyordun. 3 yıl sonra ben de 40 oluyorum. <laughs> Belki de 3 değil. 3, Yok 6-7 <laughs> sene var. 6-7 yıl sonra ben de 40 oluyorum. <laughs> 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 Yuvarladı. Peki o zaman <laughs> bu akşama <laughs> gidelim bakalım. <laughs> Akşamın ipuçlarında neler varmış bu akşam neler olacakmış izleyelim. Dominik'teki son veda eden isim belli olacak ve açıklanacak. Merakla evet. bekliyoruz. Onun dışında ne gördünüz bu akşamın ipuçlarında Evrim? E, Deli gibi merak ediyorum ve çok şanslı hissediyorum kendimi. En kritik elenmenin ardından da ekstra da bizler bunu yorumlayabilme şansını yakalamış olacağız. Evet, Çünkü var olan bir şeyin ardından konuşmak çok daha heyecanlı oluyor. Çok daha dinamik oluyor. Hı hı. E, yaşadığın bir şeyi hemen not alıp ve anında onu karşı tarafa ilettiğinde kendini daha iyi hissediyorsun. Kim elenir? Ne bileyim benim içimden Ertuğ eğlenir diye geçiyor ama sizlerin konuşmasından da Osman da neden eğlenmesin diyorum. Ya Sizlerin Osman demesi de bana çok mantıklı geliyor. Hı hı. Bazen derlerdi mesela masada işte Kemal abi olsun, e, Uğur Tandora olsun işte Cansu eğlenir. Yok derdim ya Cansu eğlenmez. Hani asla konduramazdım ama şimdi Osman ve Ertuğ benim gözümde ikisi de eşit. Evet Hangisi kalacak en merak ettiğim... E, konseylerden biri Hakan. Ya ben de bu akşam e, çıkacak adayın <laughs> eleneceğini düşünmüyorum. Hı hı. E, onu söyleyeyim. Ben Osman Can veya Ertuğ'dan birinin gitme ihtimali var. E, i̇kisi arasında da yüzde %75 Osman Can gider %25 Ertuğ gibi geliyor. Çünkü dediğin gibi Ertuğ ile ilgili e, yani bir sevilen tarafı var ki hem destek görüyor hem de e, Önemli potalardan çıktı. Osmanca'nın çıktığı potada kim vardı? Hatırlıyor musunuz tam olarak? Osmanca'nın olduğu potada. Çok riskli potada. pota değildi. Mesela Ertuğrul yani. daha riskli potalara girdi. Evet, yani. Cansu... Cansu, Özgür Ertuğ çok riskli bir potaydı. Cansu eledi. Ama Osman böyle bir potaya girmedi. Bu kadar tehlikeli. Şimdi bak şu an aklıma gelmedi. Ben ama Ertuğ sanki biraz daha zor potalardan çıktı. Özellikle son Cansu eledi. Kürşat ele ya da şey. Buse vardı Öyle galiba. Öyle bir şey Buse mi yani vardı? Kürşat ya da Aynen. Buse vardı. Evet. Yani nispeten daha kolaymış. Sonuçta onlar da fenomen yani şey demeyelim şimdi. Zorunda ee, kaldığı için girmişti hatta Osman. Kimse adını söylemedi, yazmadı. Zorunda kaldı Osman. Şöyle bir pota tek, düşünsene evrim. Tek kişi kaldı için. Evet. Girmiştim. Kıvanç Tatlıtu. <laughs> evet. Serenay Sarıkaya. Evet. Evrim Keklik. <laughs> ben elendim. <laughs> Elenir misin? Elenirim tabii deli misin? Aa, senin gibi pota canavarı. Ay orada yani. Serenay ile Kıvanç Tatlıtuğ var. Beni beşe çarpar 8'e bölerler. <laughs> Survivor kendi kahramanlığı yaratır Evrim. Yok. Sen bir Survivor kahramansın. Hakkını yeme. Yok. Ha? Kıvanç Tatlı gözünü kapatsın. Şöyle der misin peki Acun Bey? Ha. Ben çok büyük hayranıyım Kıvanç Tatlı'cı. <laughs> bir fotoğraf çekelim. Beni eleyin onu elemeyin. <laughs> bir fotoğraf da çekerim. Ben gitmeden diye. Ha? Bu konsey evet. görüntülerini kesip bana gönderir misiniz? Aynen. evet, evet <laughs> Aynen. Story paylaşacağım. Şey Kıvanç şöyle bir samim arkadaş, samimi arkadaşmışız gibi bana bir sarılır mısın? <laughs> beraber Survivor geçirdik. Kız Serenay yanıma gel. <laughs> Peki o zaman şimdi e, yine Survivor'a damga vuran isimlerden bir isme veda ettik Cansu'ya. Cansu Dominik'teyken ekstraya konuk oldu. Kendi Survivor hikayesini acaba nasıl anlatmış? Sorularına cevaplar vermiş. Hep beraber görelim.